Değerli İstanbul Times TV izleyenleri, sokak röportajlarım tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi de Zeytinburnu'ndayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan parti kuracağını söyleyen Babacan, Gül ve Davutoğlu'na sert çıktı. Bedelini ağır ödersiniz dedi. Vatandaşlara ne düşün soruyoruz. Hep beraber izliyoruz. Dinlemedim konuşmayı. Hani yaptığını düşünerek siz konuşun, biz dinledik. Yaptığını düşünerek konuşayım. Ya siyasette çok bir bilgim yok. Yani şey de yapmıyorum. Ama bedelini ne kadar ağır ödeyebiliriz ki? Zaten halk için değil, o parti kuracak olanlar için. Onlar bedelini ödeyecek dedi. Bize ihanet ettiler dedi. Yani şimdi şöyle bir şey var. Güçlü bir adam ve kafasına takarsa ödetebilir yani. Bedeli nasıl öderler? Bana sorarsa doğru bir çıkış. Erdoğan'ın çıkışı mı? Erdoğan çıkışı doğru. Şimdi Erdoğan'dan ayrılıp da parti kuran şahıslar... Erdoğan da kendisi de ayrılmıştı. Mesela Saadet Partisi mi, o zaman Fazilet Partisi mi? O fi tarihinde kaldı. Şimdi, evet. Belirli şeylerde yukarıya çıkmak için bunlar yapılması gereken şeyleri Tayyip yaptı. Hı. Artı AK Parti'den ayrılıp da parti kuranın şansı mümkün değil, yok. Bedelini öderler yani diyorsun. Tabii ödeyecek. Yani ödeyecek, kötü niyette değil. Yani o maya tutmaz. Maya tutmamasıyla alakalı diyorsun. Tabii mümkündür, tutmaz. Çünkü zaten içindeler değil mi efendim? Tabii canım. Ya çünkü yani burada biraz da ihanetlik var. Sen şimdi o partide şey yapmışsın. 15 yıl beraber bakanlık vesaire yapmışsın. Tabii canım ya, yani yürümez. Mümkün değil, yürümez. Doğru söylemiş. Nasıl öderler abi? Ödeyecek bir bedelleri vardır, öderler. Seçim demek, oy demek, sandık demek demek. Sandık alamayarak, oy alamayarak öderler. Nasıl öderler? Saçma sapan bir laf söylediğine inanıyorum. Niye diyeceksin? Demokrasi varsa herkes istediği partiyi de kurar. Her şeyi yapar, kimseyi de ilgilendirmez. Cumhurbaşkanı da bu kesinlikle ilgilendiren bir konu değil. Tabii ki de Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan vesaire, bunlarla beraber yol yürüyen, daha önce de onlarla beraber bir çeşit çalışmalar yapmış kişi ve Cumhurbaşkanımız. Tabii bunların yaptığı şeyler benim nazarımda yanlış davranışlar. Sonuçta şu zamana kadar Cumhurbaşkanımız onları belli kademelere, belli makamlara, bakanlık, cumhurbaşkanlığı, belediye başkanlığı vesaire, bakanlık gibi durumlarda onları değerlendirip belli bir konuma getirdi ve onları şu anda halkın gözünde bir konuma getiren kişi de Cumhurbaşkanımızdır. Haliyle burada sana görevin konusunda bir sıkıntı olduğu zaman yapamayabilirsin, beceremeyebilirsin. İleriki zamanlarda bu görevi farklı insanlara ifa etmesi için verilebilir. Bu konuda saygı duyup bunun illaki büyüklerimiz tarafından, liderlerimiz tarafından bir bildiği vardır denilip geri çekilmek her zaman en doğrusudur. Bunların yaptığı şu anda ne? Yedikleri kapı pisleme. Cumhurbaşkanımız onları belli bir konuma, belli bir kademeye, belli bir aşamaya getirdi. Şu anda bu ülkenin, bu devletin gözünde bir konuma yerleştirdi. Ama onların yaptığı ne? Yeni bir parti kurmak, yeni bir devletle Cumhurbaşkanı'nın karşısına gelmek. Bunlar yanlış şeyler, hiçbir şekilde onaylanmayan, desteklenmeyen şeyler. Bedel öderler dedi. Siyasi olarak mı, başka bir şekilde mi, neyi kastediyor sizce? Bedel öderler derken yani şu anda bunlar parti kurarken illaki karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ciddi manada lekeleyecek kelimeler de kullanacaklar. Her siyasi partinin illaki karşılıklı olarak çatışmaları oluyor. Bunlar da Cumhurbaşkanı'yla yol yürüyen insanlar ve illaki ona karşı yanlış tutum, davranışları, söylemleri elle tutulur, gözle görülmez bir çeşit delilleri, inkarları falan olacaktır. Buna da bizzat Cumhurbaşkanımız karşı tutacaktır. Yani bir yanlış davranışları olursa bana karşı, partime karşı, devletime, milletime karşı olumsuz tutum ve davranışları olursa hiç kusura bakmasın, isterse benimle beraber yol yürüsün, isterse başka bir partinin adayı ya da başkanı olsun. Bunun bedelini ağır bir şekilde öderler. Gayet normal bir davranış. Doğru söylemiş. Nasıl bedel öderler mesela? Bilmiyorum ama. Doğru söylemiş. Doğru söylemiş. Doğru söyleyeyim, dinlemedim ama bence doğru söylemiş. Çünkü zamanında beraber yola çıktığı kişiler bugün nasıl söyleyeyim sırtını dönerse bedelini de ağır ama eder. Erdoğan da Erbakan'a sırtını döndü, gitti parti kurdu. Onu nasıl karşılıyorsunuz? Yani yok, bu sırtını dönmemiştir. Bence dönmez. Yani ben tamam AK Partiliyiz ama bence dönmez. Yok yok, o zaman mesela Erbakan'dan ayrıldı, parti kurdu. Erbakan'ı bıraktı, gitti o da. Recep Kutan'la bir yarışa gidi Abdullah Gül, destekliyordu Erdoğan. Abdullah Gül kazanamayınca gidip AK Parti'yi kurdular. Yani şu an biz Erbakan'la beraber geldik. Allah rahmet eylesin ama onu şöyle söyleyeyim, bu ülke için yetişiyor. Benzemiyor mu biraz ürüne? Ya benzemiyor. Biz daha iyi, şöyle söyleyeyim. O zaman Erdoğan haklı. Erdoğan haklı canım. Erdoğan ne yaparsa haklı. Yok, ben açık söyleyeyim. Ne yaparsa değil. Ya, haklı. Doğru söylemiş. Doğru söylemiş. Hiçbir şey söylemeyeceğim hocam. Efendim şimdi ihanet demek...
İhanet burada demek çok kötü bir şey demek. Evet. Onların hakkı var kurmaya. Erdoğan nasıl kurduysa o da onlar da kuracak. Yani bedelini ağır öderler, tehdit oluyor mu? Ne ödeyecek? Tehdit ediyor zaten. Herkesi tehdit ediyor. Yani onlar da onun devamı ne hesap soracak onlardan, onlar ondan ne koparacak onu bilmiyorum. Nasıl öderler? Tayyip Erdoğan gibi bir cumhurbaşkanı Türkiye'ye az gelir. Nasıl az gelir? Her şeyin iyisini yaptı. Marmara'yı kurdu. Ben onların vatandaşları sevindirdi. Ben onların Tayyip Erdoğan gibi bir cumhurbaşkanı olacağına inanmıyorum. Vallahi şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tabii ki o konuşması bu şekilde doğru, ne bileyim ne kadar doğru da, ama gerçekten şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bunlara yani her türlü imkanları sağladı. Yani ulaşabilecekleri en güzel makamları da gördü. Erbakan da ona sağlanmıştı. O da parti kurdu. Abdullah Gül'ü destekliyordu. Recai Kutan'la girdiler seçime. Abdullah Gül kaybedince kendileri AK Parti'yi kurdu. Yani bu bir doğanın gereği. Evet. Yani şu an o da mı o zaman ihanet etmiş olacak? Yani konuş değil mi sizce? Ya tabii bu konuşması doğru değil ama şimdi bunların da yaptıkları doğru değil bana göre. Yani şimdi kurmalar yanlış mı? Biz ayrıldık. AK Parti saptı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül milletvekilliği yaptı, bakanlık yaptı, cumhurbaşkanlığı yaptı. Daha ne yapsın? Her şeyi yaptı. Bedeli öderler. Oy oranı düşük olduğundan bedelini öderler diyor. Yani tehdit mi etmek istiyor? İşte soruyoruz biz. Yok öyle bir şey yok. Öyle çıkarmayın hemen. Tehdit yok sadece. Yok tabii, ayıp ediyorsun. Ne oldu? Evvelki gidenler, ayrılanlar. O manada mı söylüyor? Ayıp ediyorsun. Söylemiş. Birlik, beraberlik, arkadaşlık, dostluklar devam ettiği sürece böyle ayinleri içeri sokmamak lazım. Bunlar her zaman arkadaş, dostluklar bir yere kadardır ama bunlar bir yere kadar düşünmüyorlar. Memleket daha önemli bence. O insanların yapısına göre, kişiliğe göre değişir. Size soruyoruz. Sözü nereye çekersen oraya gider. Siz mesela ne anlıyorsunuz? Yani resmen gelin, bir... Gelin size gelin işte. Yani... Gözü göre bir tehdittir bu. Başka bir şey değildir yani. Şimdi ben dün akşamki haberleri izleyemedim. Bunu söyledi kabul edin. Bunu söyledi kabul edin evet. Bu, bizimkini esas öyle, eğer öyle bir şey varsa o zaman demokrasiden söz edilmek mümkün değil ülkede. Herkes istediği partiyi kurabilir kardeşim. Ne demek yani? Bu zamanında beraber kurucu üyeleriydi bunlar bu partinin. Beraber kaldı ki Erdoğan da Erbakan'ı bırak, o da parti kurmuştu. O zaman ihanet mi oluyordu değil mi? Tabii. O da bir örnek. Evet. Aynen öyle. Yani evden ayrılan yani hürriyetli ayrılamayacak mı? Özgür olamayacak mı? İlla ki o evde... İhanet olmuyor mu? Tabii oluyor bir yerde yani. Bir yerde şimdi oluyor. Mantık düşünmek lazım, yürütmek lazım. Bana kalırsa çok hatalı bir konuşma yapmış Erdoğan. Erdoğan'ı değil mi? Evet. O zaman şimdi öbür üçünün parti kurması ihanet sayılır mı sayılmaz mı sizce? Kurabilir canım. Niye yani sayılsın? Kurmalarına ben memnunum. İhanet olur mu olmaz mı sizce? Olmaz. Niye i̇hanet Erdoğan, değildir. Erdoğan niye öyle söyledi? İhanet değildi. Eğer ihanet yaptıysa o adamları o dışladı. Çünkü onlar beraber bu partiyi kurdular. Onlar kurucularıdır. Erdoğan'ı o makama getiren o insanlardır. O insanlardır. O zaman ihanet değil. İhanet değildir. Tamam, Tayyip Erdoğan yerinde öyle bir parti kurulmasına ihtiyacı vardır. Ya abi bu parti adamlar bu adamların zamanı geldiğinden partiden ihraç etmeyi bildiler. Bu adamlar niye şimdi gidip parti kurmasın? Niye dışlandılar mı? Dışlandılar yani. Bildiğim bu adamlar yeni sisteme girildiğinde dışlandılar yani. Mecbur dışarıda kaldılar. Bu adamlar da siyasete devam etmek istiyor. Demokratik bir şekilde ülkeyi yönetmek istiyorlar. Ya bu ihanet olmaz. İhanet olmaz abi. Ne alakası var? İhanet dediğin FETÖ'ydü, onu ayıkladın. PKK'ydı, onu ayıklıyorsun. İhanet budur yani. Daha parti kuruyor. Daha önce beraber oturup konuştuğun adamlar, beraber ülkeyi yönettiğin adamlar şimdi niye ihanet etmiş olsun ki sana? Ya şimdi siyaset öyle bir şey ki halkın görmesini istediği şeyleri hiçbir zaman göstermezler. Çünkü kendi aralarında olan bir şey. Halka bunu yansıtsalar zaten kıyamet kopar. O yüzden halk şu an olanların sadece 120-130'unu biliyor. Peki onların parti kurması ihanet olur mu olmaz mı? Ya şöyle, ne yapacaklarına bağlı. Şimdi senelerdir bir şey yapamadılar. Şimdi onlar parti kurarsa, ya ben onun taraftarı değilim açıkçası. Hep sürekli farklı bir insanlar seçilsin ki rekabet oluşsun ve halk kazansın. Ben bunun taraftarıyım.
Her şey güzel olacak ama onu da biliyorum. Vallahi biz ne anlayabiliriz işte? Biz Tayyip'i seviyoruz işte. Tayyip'in partisini de seviyoruz, AK Parti. Doğru mu yanlış mı bu açıklama? Vallahi biz bu konuda bir şey şu an bir şey yapı diyemiyoruz yani işte. Diyemezsin, aynen. Tamam. Vallahi ben tam olarak bu işlerin içinde değilim ama ben Türk milletine diyorum ki yani şu andaki Cumhurbaşkanı'nın kadrini bilmeli. Büyük bir lider olduğunu sadece Türkler için değil de bütün başka Müslüman ülkeler için. Mesela biz Afganistan'dan geliriz. Biz yani Cumhurbaşkanımıza iftihar yani o ne gurur duyuyoruz yani öyle bir lider olduğuna işte yabancı ülkelere karşı mesela Amerika'na karşı onlara. Dik duruşuna seviyorsunuz. Seviniyoruz. Vallahi ben bir şey bilmiyorum ki abi. Hiç bilmiyorsun. Hiçbir şey olmaz ki. Kur'an'lar çok Kur'an'lar kayboldu gitti. Onlar da mı kaybolur? Tabii kaybolur gider. Ben derim ki Allah dini mi Tayyip Erdoğan derim. Başka bir şey yok. Allah dini mi Tayyip Erdoğan? Evet.